Merhabalar, ben Satı Melek Selin'den kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir pasta tarifiyle geldim. Bunu doğum günlerinde düşünebilirsiniz, özel günlerinizde düşünebilirsiniz. İsterseniz gün masalarında düşünebilirsiniz. Gerçekten çok da lezzetli oluyor. Yapımı da oldukça kolay. Ben bu pastayı yeğenim Mehmet Talha'nın doğum günü olduğu için yaptım. Buradan ilk önce onun doğum gününü kutlamakla başlamak istiyorum. Ben genelde yeğenlerimin doğum günlerinde bulunamıyorum uzakta olduğum için. Genelde hani bu şekilde küçük jestler yaparak onları mutlu etmeye çalışıyorum. Bu pastayı yaptıktan sonra kameralı arıyorum. Hem doğum günlerini kutluyorum hem de onları mutlu etmiş oluyorum. Mehmet Talha benim dördüncü erkek yeğenim. Sizlerden de özel bir ricam var. Yorum kısmına iyi ki doğdun Mehmet Talha yazarsanız onu da mutlu etmiş olursunuz. Mehmet'im, benim güzel oğlum, doğum günün kutlu olsun. Nice hayırlı uzun ömürler diliyorum. Seni çok ama çok seviyorum. İyi ki doğdun. Kocaman öpüyorum bebeğim. İlk önce duygularımı dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum ve hemen pastamın yapımına geçiyorum. İlk önce kekini yapmakla başlıyoruz. Çırpma kabına 4 adet yumurtamı kırmıştım. Üzerine 1 su bardağı toz şeker ekliyorum. İlk işlemi olarak yumurta ve toz şekerimizi yaklaşık bir 3 dakika rengi açılana kadar, kremamsı kıvam alana kadar çırpalım. Yumurta ve şekerimizi çırptıktan sonra da 1 su bardağının yarısını birazcık geçecek kadar un, üzerini tamamlayacak kadar da kakao ekliyoruz. Kakao olarak da ben 2,5 yemek kaşığı kadar ölçüyorum. Yani 1 su bardağı un kullandık diyebiliriz. Yani kakao kullanmak istemezseniz 1 su bardağı un kullanabilirsiniz. Bir pakette kabartma tozunu ekliyorum ve daha sonra da bunlar karışana kadar bir güzel çırpıyorum. Malzeme kısmını aşağıya not olarak da düşeceğim. Oradan da takip edebilirsiniz. Bu kısımda hani kafanızda bir soru işareti oluşabilir. Yarım su bardağını birazcık geçecek kadar un yeterli geliyor mu diye. Hani sıvı yağ katmıyoruz, süt katmıyoruz. Yarım su bardağını birazcık geçirmeniz yeterli geliyor. Eğer hani kakaolu yapmayacaksanız da kakaonun yerine un ekleyebilirsiniz. Yani bir su bardağı un kullanabilirsiniz. Kıvamını da görüyorsunuz. Normal bir kek hamuru oluyor. Bu kısımda ben birazcık hani görsel olarak daha şık dursun diye çerçeve kullandım ama direkt borcama da dökebilirsiniz. Borcamımın alt tabanına yağlı kağıt koydum. Üzerine çerçeveyi koydum. Daha sonra da kek hamurumu döküyorum. Daha sonra da eşit bir şekilde yayıyorum. Birkaç kez tezgahımıza vurduktan sonra hava kabarcıklarını çıkarttıktan sonra da önceden ısıtılmış 170 derecelik fırınımıza verelim ve pişirelim. Kekimiz pişerken de kremasını hazırlayalım. Hemen bir tencerenin içine 2 yemek kaşığı un, 1 çay bardağı Hindistan cevizi, yarım su bardağı toz şeker, 2 su bardağı da süt ekliyorum. Sütümüzü ekledikten sonra pürüzsüz hale gelene kadar çırptıktan sonra ocağımızı alıyoruz ve karıştıra karıştıra da kaynatıyoruz. Kıvamı da bu şekilde oluyor. Üzerini kabuk tutmaması için de üzerine bir tane poşet kapatacağım ve soğumaya bırakacağım. Soğuduktan sonra da üzerine 2 paket krem şanti koyup çok güzel bir şekilde çırpmamız gerekiyor. Kremamız gerçekten çok lezzetli oluyor. Bütün pastalarda da kullanabilirsiniz. Kekimi de fırınımdan çıkarttım. Hem kekimin hem de kremanın soğuması gerekiyor. O yüzden ikisini de kenara koyuyorum ve soğutuyorum. Soğuttuktan sonra da şöyle bir düz bir tepsi için alıyorum. Görmüş olduğunuz gibi alttaki kağıdını çıkarttım ve düz bir tepsiye aldım. Şöyle kürdanla üzerine delikler açıyorum. Kekimin üzerine bir su bardağı soğuk süt ekliyorum. Kekimiz kenarda sütünü çekerken de kremasını hazırlayalım. Şu anda kremamız da soğuk bir şekilde. Üzerinden hemen poşetini alıyorum. 2 paket krem şanti, yarım su bardağı da süt ekledikten sonra şöyle bir karıştırdıktan sonra yaklaşık 3-4 dakika çok güzel bir şekilde mikserle çırpıyorum. Kekimiz sütünü çekti. Kekimiz hazır durumda. Kremamız da hazır. Şimdi kremanın yarısını kekin üzerine yayıyorum.
Kremanın yarısını yaydıktan sonra da ara katına ben meyve kullanıyorum. Mevsimine göre meyve seçiyorum. Genelde yazın çilek kullanıyorum. Bazen muz kullanıyorum, bazen de portakal kullanıyorum. Hepsi de çok yakışıyor. 2 adet portakalımı küp küp doğradım. Görmüş olduğunuz gibi de üzerini kaplayacak şekilde yerleştiriyorum. Portakalları yerleştirdikten sonra da elimizle hafif üzerine bu şekilde bastıralım ki hani düz bir şekil alsın. Kalan kremayla da üzerini kapatabilelim. Kalan kremayı da üzerine koyalım ve kaşığımızla yayalım. Üzerini kremasını yaydıktan sonra da okul saatim geldiği için üzerini kapatıp buzdolabıma kaldırdım. Akşam da kaldığım yerden devam ettim. Yeni takip edenler için de hani ne okulu diye kafalarında soru işareti oluşabilir. Ben Fransa'da yaşadığım için Fransızca dilimi biraz ilerletebilmek için okula yazıldım. Şu anda dili öğreniyorum. Pastamızın son işlemi olarak üzerinin çikolata ganacı kaldı. Şöyle küçük bir tencereme bir paket krema koyuyorum. Kremamızı şöyle çok fazla kaynatmamıza gerek yok. Sadece çikolatayı eritebilecek kıvamda olması, yani ısıda olması yeterli. Bir pakette 200 gramlık sütlü çikolatam var. İsterseniz bitter de kullanabilirsiniz. Isınmış olan kremamızın içine kırmış olduğumuz çikolatalarımızı ekleyelim ve karıştıra karıştıra da eritelim. Çikolatamızı ilk erittiğimiz zaman kıvamı biraz akışkan oluyor. O yüzden birazcık kenarda iyice soğusun, ondan sonra üzerine dökelim. Görmüş olduğunuz gibi ben birazcık beklettim. Kıvamı birazcık koyulaştı. Üzerine bu şekilde kaşığımla döküyorum. Daha sonra da kaşığın arka tarafıyla düz bir şekil alacak şekilde de düzlüyorum. Bu arada hani ben çerçeve kullandım ama isterseniz direkt borcamda da yapabilirsiniz. Kesinlikle hani bir sorun olmayacaktır. Sadece ben görüntü olarak çıkarttığım zaman krema görünsün diye bu şekil yaptım. Yapımı da görmüş olduğunuz gibi çok zor değil. Gerçekten lezzet olarak muhteşem oluyor. İsterseniz bu ara katına portakal yerine muz doğrayabilirsiniz. Muz da çok yakışıyor. Yazın da çilek kullanmanızı öneririm. Çikolatasını yaydıktan sonra üzerine bir şeyle kapatalım. Daha sonra da buzdolabımıza kaldırıp bir gece dinlendirelim. Pastamı bir gece dinlendirdim. Çerçevesini çıkartmadan önce kenarlarını bu şekilde bıçakla dolandırıyorum. Daha sonra da çerçevesini çıkartıyorum. Pastamın çerçevesini çıkarttıktan sonra şöyle sizlere yakından göstermek istiyorum. Gerçekten muhteşem bir lezzet ve muhteşem bir görsel. İsterseniz üzerini süsleyebilirsiniz. Ben sade bırakmayı tercih ettim. Daha sonra da kare kare dilimleyerek servis yapabilirsiniz. Her kesmede bıçağınızı temizleyin. Bugünkü tarifimi yeğenim Mehmet Talha'ya armağan ediyorum. Lütfen yorum kısmına iyi ki doğdun Mehmet Talha yazarsanız hem beni hem onu mutlu etmiş olursunuz. Teyzeciğim, pastanı senin adına ben yiyorum. Üzgünüm. Keşke yanımda olsaydın. Keşke tattırabilseydim. Seni çok seviyorum. İyi ki doğdun. Nice mutlu yıllar diliyorum ve kocaman öpüyorum seni buradan. Bugün de bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bana destek olmak için kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, kısa da olsa yorum bırakmayı unutmayın. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.